Evet. Bugün sizler için ne yapıyorum? Pişmaniye kurabiye. Göreceksiniz ki harika bir lezzeti var. Hem de malzemeleri çok az. 250 gram margarin veya tereyağımız var. Bir su bardağı Hindistan cevizi. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağından biraz az pudra şekerimiz. Ortalama 4 su bardağı unumuz var. Evet, bu kadar basit bir malzemeyle harika bir lezzet yapıyoruz. Evet, şimdi yapımına geçelim. Evet, margarinler veya tereyağlarımız şöyle bir ezelim. Tereyağlı margarin de alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Kurabiyelerde margarinleri böyle ezersek veya parçalarsak daha güzel, böyle margarin eridiği için daha güzel bir tat yakalarsınız. Direkt bütün atmayalım. Şimdi malzemelerimizi önce bir karıştıralım. Evet, sıvı yağımızı ilave edelim. Sıvı yağlı margarinle, pudra şekeriyle, Hindistan ceviziyle güzel bir harmanlayalım. Yağlarımızı iyice bir erisin. Evet. Yağlarımızı, margarinlerimizi, tereyağlarımızı iyice eritince şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unu yavaş yavaş ilave edelim. Çünkü onun, bu kurabiyelerin bir kıvamı oluyor biliyorsunuz. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Bunda da öyle. O kıvamı yakalamak için unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Evet. Ben unun hepsini ilave ettim. Ortalama 4 su bardağı, ama 4 su bardağı da biraz geçebiliyor. Siz hamurun kıvamından böyle şey yaptığınız zaman bilirsiniz zaten. Böyle kurabiye hamuru. Kurabiyelerde çok yağlı olursa fırında pişirirken dağılır. Yeni başlayanlar için önerim. Çok da yağsız, böyle kuru kuru olursa bu sefer de kurabiyeleriniz çok kuru olur. Ağızda dağılmaz. O yüzden böyle ellediğiniz zaman şu şeyler varsa gerçekten kurabiye bir harika demektir. Tam malzemeleri ayarında. Benimki de öyle oldu. Bu malzemeler denerseniz gerçekten de çok güzel bir kurabiye elde edersiniz. Evet, hamurumuzu toparladık. Şimdi fırına atmak için bir ceviz büyüklüğünde tepsimize diziyoruz. Evet, ben kurabiyelerimizi yuvarladım. Görüyorsunuz çok çabuk hazırlanan bir kurabiye. Ortalama 42 adet çıktı. Çok da bereketli, misafirlerinize, gelecek misafirlerinize, okullara, çocukların götürebileceğiniz çok güzel bir lezzet. Evet, ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık ortalama 12-15 dakika. Tabii sizin fırının pişirme özelliğine göre de bu değişebilir. Şimdi bunu fırına götürelim. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şöyle bir tadına baktım, inanır mısınız? Çok güzel. Şimdi üzerini böyle ağızda biraz yerken ve yemişiniz başka yerlerde böyle puf puf yaptıran malzemeyi yapıyoruz. Yerken biraz zor oluyor bunu ama çok da güzel oluyor. Şimdi bunun üzerinin karışımı olan bir çay bardağı Hindistan cevizi, bir çay bardağı pudra şekerimizi böyle bir karıştırıyoruz. Gerçekten biraz zor oluyor ama çok güzel bir lezzet oluyor. Gerçekten de kurabiyelerimizin tadı çok güzel. Şöyle yapalım, bulayalım. Biraz fırından çıkarınca sadece bir soğukluğunu aldırdım ben. Hemencik sıcakken daha güzel yapışsın diye. Onunla pudra şekeriyle ve Hindistan cevizini çok soğutmadan kurabiyeleri hemen bulamaya başladım. Evet, pişmaniye kurabiyelerimiz bitti. Gerçekten bunu yaparsanız hiç pişman olmazsınız. Tadı da muhteşem. Sunumu da böyle bir sunum yaptım çocuklarınıza örnek olsun yaparsınız diye. Gerçekten tadı bir harika. Bu iş için çok emek veriyorum. Çok araştırıyorum sizin için. Gittiğim yerlerde yediğim tadlar hoşuma gidiyor. Ben bunu daha önce bir yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Evde yaptım. Kabartma tozu yok. Acaba dedim olacak mı? Ama kabartma tozsuz az malzemeyle çok güzel oldu bu tat. İnanır mısınız? Misafirleriniz geleceği zaman hiç tereddütsüz yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum. Sizin için çok araştırıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. Zaten mesleğim de bu işe yönelik. Gerçekten arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Şöyle kurabiyemizi bakın, şöyle bakalım.
Görüyorsunuz kıtır kıtır bir kurabiyemiz oldu. Arkadaşlarınıza önerirseniz, videolarımı takip eder, abone olursanız çok mutlu olurum.